Hepinize merhaba, ben Ahmet Arşit Öztürk. University of Massachusetts'ta Nobel Ödüllü Araştırmacı Profesör Craig Mellon'un labında kıdemli biyoinformatik uzmanı olarak görev yapıyorum. 2007 yılında Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun oldum. Aynı sene aynı yerde yüksek lisansa başladım. İçimdeki girişimcilik ateşinin beni iteklemesiyle 2008 yılında Türkiye'nin ilk biyoinformatik şirketi olan AG Biyoinformatiği TÜBİTAK desteğiyle kurdum. TÜBİTAK'ın kaynakları söz verdiği şekilde aktaramaması nedeniyle ben hayatımı kazanmak amacıyla o dönem bu sefer TÜBİTAK'ta çalışmaya başladım. TÜBİTAK Başkanlık'ta Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu'nda bilimsel programlar uzman yardımcısı olarak 2 sene kadar görev yaptım. İçimdeki hem girişimlik ateşi hem de bilime geri dönme ateşinin beni tekrar harekete geçirmesiyle TÜBİTAK'tan istifa edip tekrar şirketime döndüm. Bir yandan da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, Enformatik Enstitüsü'nde, tıp bilişiminde, biyoinformatik üzerine doktora çalışmalarına başladım. Bir yandan şirketimde özellikle Türkiye'deki akademisyenlerden gelen verilerin analiziyle uğraşıp, bir yandan da doktora çalışmalarımı yürütürken, o sıralar Erciyes Üniversitesi'nde yeni kurulmakta olan Genom ve Kök Hücre Merkezi'nde biyoinformatik biriminin altyapısını ve sistemini kurmak üzere davet edildim. Bir süre Genom ve Kök Hücre Merkezi'nde çalıştım. Aynı zamanda şirketimi de Erciyes Üniversitesi'nin Teknokenti'ne taşıdım. Biyoinformatiği biraz daha moleküler biyolojiye uygulamak adına o dönemde Türkiye'nin ilk yerli genetik tanı kiti diyebileceğimiz yeni doğanlarda genetik hastalıkların tanınması için bir kit geliştirdim. Bu geliştirdiğim kit içinde Avrupa Birliği'nin desteklediği bir yatırım fonundan da hatır sayılır bir destek aldım. Türkiye'de en azından o zamanlar girişimcilik olayları bugünkü kadar kolay değildi. Hatta çok çok daha zordu diyebilirim. Ben de bu işlerin asıl merkezi olarak nitelendirebileceğimiz, hatta biyoteknolojinin silikon vadisi diyebileceğimiz Boston bölgesinde çeşitli fırsatları kovalamaya başladım. Ve şu anda görev yapmakta olduğum yerden kabul aldım. Yaklaşık 2,5 senedir de burada görev yapmaktayım. Çalışma arkadaşlarım laboratuvarda bol bol data üretiyorlar, veri üretiyorlar. Ben de programlama araçlarını kullanarak yeri geldiğinde hazır araçlar, yeri geldiği zaman kendi algoritmalarımı geliştirerek ve programlarımı kodlayarak laboratuvardan gelen biyolojik verilerin işlenmesi, temizlenmesi, analiz edilmesi, yorumlanması ve içerideki biyolojik hikayelerin ortaya çıkarılması adına görselleştirmesi üzerine mesaimi geçiriyorum. Yaptığımız şeyler burada epigenetiğin, yani DNA'nın sekansına bağlı olmayan kalıtımın nesilden nesile nasıl aktarıldığını bulmak adına. Burada da model organizma olan C. elegans'ı veya kurtçuğu kullanıyoruz. Bol bol CRISPR yapıyoruz. Daha doğrusu çalışma arkadaşlarım yapıyor. Ben de bu doğrultuda analizlerimi gerçekleştiriyorum. Hikayemi böyle özetleyebilirim. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.